Evet. Teknede röportaj yaptık. Söyle söyle. Benim evde çektik de beni. Evet, kaçacak yerleri yoktu. Kaçacak yerleri yoktu. Kaçacak yerleri yoktu. Evet, ne sorsak cevapladılar. Ömürün bütün sorularını cevapladılar. Tezgah filminin 3 başrol oyuncusunu Boğaz'da tezgaha getirdik. Aşk, ihanet ve ünlüler dünyası üzerine itiraflar aldık. Biz birbirimizin başını çok arkadaş olarak olabiliriz ama biz birbirini aldatmayan 3 arkadaşız. Erkan Kolçak Köstendil, Damla Sönmez ve Rıza Kocaoğlu'yla biraz sallanmalı, biraz oynamalı ama çok keyifli bir sohbete hazır mısınız? Ben bu suya düşmüştüm ya ezelde. Neyse. Sen bir sorular sormazdın. Söndü. Yaza göz kırpan güzel bir pazar gününde 3 özel konuğumuzla Boğaz'da şahane bir tekne turuna çıktık. İyi pazarlar sevgili seyirciler. Bugün şahane 3 tane konuğum var. Sevgili Erkan Kolçak Köstendil, Damla Sönmez ve Rıza Kocaoğlu. Ömür Sabuncuoğlu, Tezgah filminin başrol oyuncuları Erkan Kolçak Köstendil, Damla Sönmez ve Rıza Kocaoğlu'yla tekne turunda. Evet, tekneyle açıldık. Boğaz'dayız. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. 4 Ekim'de izleyiciyle buluşacak Tezgah, her açıdan farklı bir film. Hikayesi o farklılıkların başında geliyor. Aslında 3 arkadaşın hikayesini anlatıyoruz. Bir müzisyen, bir yazar, bir de oyuncu. Ve oradan yola çıkıp aslında biraz çuvaldızı kendimize de batırdığımız ama her insanın kendinden bir şey bulacağı bir hikayeyi ve insanın kodlarında olan belki de bir hikayeyi, dramatik bir hikayeyi mizahla anlattık galiba. Filmin senaristi Erkan Kolçak Köstendil, ünlüler ve ünlülerin gizemli yaşamlarını hicveden bu filmi nasıl yazdı acaba? Şunu merak ediyorum yazarken, senarist olarak da tabii sana soruyorum. İlham aldığın yer neresi oldu? Nereden geliyor? Yani birçok yerden, hani şuradan ilham aldım da hadi bir şey yazmaya başladım gibi olmuyor aslında. Gözlem bazı, aslında değil mi? Bazı düşünce bulutları uçuşuyor kafanızda ama hani iki tane şey var işte yani. Başlangıç noktam iki tane. Bir tanesi her türlü en ufak bir olayda toplumdan daha farklı refleks göstermesi gereken sanatçılar, o meslek sanki o sorumluluk onlara verilmiş gibi ya. O yüzden herkesin yaşadığı sıradan bir şey peki yaşadığında ne olur sorusu üzerine çıkan bir şey aslında yani hikaye. Aa, bir de suçlu çıkarım şimdi ben. Söyle madem, ne yapacağız? Abi, siz ayrılacağız işte. Tamam, onu anladık, ayrılacağız. Da bu magazini falan ne yapacağız? Filmin çıkış mottolarından biri ihanet. Filmde ihanetin her çeşidini izlemek mümkün. Geldi mi hiç başınıza? Birebir yaşadığınız mı? Ya bir şey söyleyeceğim. Ya bir şey söyleyeceğim. Film bak, öyle olamaz. Normalde böyle biz röportaj sonlarına denk gelecek sorular evet, evet. O kadar hevesle bizim filmde geliyor ki. Tabii. Direkt yani hemen çarabda tutuldu. Bu filmi çok sevdiniz değil mi? Yeter lan yeter! Sen ne zannediyorsun? Aman ya! Onlar 3 yakın ve iyi arkadaş yıllardır. İhanet olmamıştır da en azından birbirlerini hiç kandırdılar mı? 3 yakın arkadaş hiç birbirinize böyle bir şey oldu mu? Nasıl? Aldatılma. Aramızda mı? Aramızda. Ben Erkan'ı hiç aldatmadım. Biz birbirimizin başını çok arkadaş olarak olabiliriz ama biz birbirini aldatmayan 3 arkadaşız. Aldatmaya kadın açısından bakmak daha ilgi çekici. O yüzden Damla Sönmez'in çizeceği yolu sormak istiyoruz. Bir kadın nasıl bir yol çizmeli başına geldiğinde mesela? Kadınına göre değişir, durumuna göre değişir. Bununla ilgili bilir kişi değilim böyle söyleyeyim. Zaten aslında hikayeler bu yüzden var. Aha. Bir konuyla ilgili net bu böyle olmalı, şu şöyle olmalı diyemezsiniz. Sanat bu yüzden var. Filmde bir de sosyal medyanın yalan dünyası da işleniyor. Yani sosyal medyanın mesela bu kadar hayatımıza girmesi nasıl yansıyor hayatımıza? Şöyle yani işte Beyoğlu bitince sosyal... Her şey Beyoğlu'nun bitmesine denk geliyor. Yani çok mu değiştik orasını bilemiyorum ama her şeyin çok daha fazla ortalığa saçıldığı bir yüzyıldan hep beraber geçiyoruz. Yani bir de onların canlı şahitleriyiz biz yani evinde çevirmeli telefon. Doğan çocuklar olarak bütün bu süreci
gözlemleme ve yaşama şansımız ortalığa oldu. Ortalığa saçmamanın tuhaf, ayıp, evet, yanlış değil gibi mi görüldüğü bir döneme denk geldi. Yani oradan yani insanlar tanışıyor, birlikte oluyor, evleniyor bile. Mesela ne kadar gerçek geliyor size oradaki o ortam? Valla oradaki iletişimin de gerçekliği söz konusu olabilir ya. Hani o iletişimi doğru bir iletişim kanalına taşıyıp kendini gerçekten tanıdıktan sonra doğru olabilir. Filmin tamamının tek bir odada çekilmesinin zor olup olmadığını sorduğumuzda şaşırtıcı bir gerçekle karşılaşıyoruz. Peki Rıza, bir odada çekmek zor oldu mu? Yani bütün... Oldu yani şöyle... Söyle söyle. Benim evde çektik de beni. Ben artık oradan, evimden gidin lütfen. Oradan en zor Rıza'yı oldu. Kaçındım oradan ama. Su altı kamerası var mı? Batıyoruz. Ya şöyle zor, o zorluğu yenmek için prova yaptık çok. Bolca prova yaptık. Onun avantajını yaşadık. Çok çalıştığımız için de bizim için çok zor olmadı tabii. Ben bu suya düşmüştüm ya ezelde. Neyse. Rıza Kocaoğlu'nun film platosuna çevrilen evinde maddi hasar oldu mu acaba? Televizyon senin miydi? Hayır. Parçalanan o televizyon. O kadar da değil, o kadar. O kadar da değil. Bu arada yani sanat yapıldı o eve. O ev normalde öyle bir ev dedik zaten. Evet evet, artık orada oturmuyorum. Evet. Sadece 3 günde çekilen Tezgah filmindeki dövüş sahnesi de Hollywood aksiyonlarını aratmayan cinsten. Peki o dövüş sahnesini buradan Şinasi Yurtsever çektiniz. Evet. Ona da selam olsun. Ona da selam olsun. Sevgiler, çok seviyoruz. Neler yaşandı orada? Gerçekten bir yaralama, bir şey oldu mu? Yok. Kamera arkasında neler hayır oldu? Hayır, çünkü başımızda Türkiye'de bence bu işin en iyisi diyebileceğim en iyilerinden bir tanesi Uğur Yıldıran. Onun kontrolü altında. Biz yıllardır, Rıza daha önceki dizilerde de beraber çalıştı. Biz Çukur'da hepimiz beraber çalıştık ama hani Uğur'a emanetsen, Uğur Yıldıran'a, kafan rahat oluyor zaten. Hani bir şekilde Şinasi beni tutup oradan oraya fırlatan Şinasi bir şekilde balkondan aşağı atsaydı da onu Uğur çözerdi yani. Süper kahraman. Bir de bir tek beni o balkondan da Uğur attırırdı zaten yani ama düşmedik çok şükür. Aşkım. Haberin tüm detayları magazin gündeminde. Surprise! Sakin sakin konuşalım, oturun. Yeter be! Film, sanat dünyasına mizahi ama ciddi bir de eleştiri getiriyor. Peki sektörde eleştiriyorsunuz ve doğru eleştiriler ve saptamalar var. Film vizyona girdikten sonra neler bekliyorsunuz? Arkadaşlarımızdan arayıp ne yapıyorsunuz çocuklar, neden ya? Ya sen kendinle dalga geçemiyorsan, evet, eğer sen kendine bir şey batıramıyorsan, ondan sonra senin anlattığın şeyi de çok fazla insan ciddiye almıyormuş gibi geliyor bana. Madem onları boğazın ortasında savunmasız yakaladık, biraz zor sorular soralım mı? Şimdi sektöre ilk girdiğinizde çok eskilere, yani en başlara dönmek istiyorum, 15-17. Çekide izliyor mu yapıyorsun bunu? Var mı böyle garip isteklerde zamanında bulundukları, hani daha oyunculuğa yeni başlamışsınız? Bana evet bir 20 santim uzayıp gel falan, hayır. Rıza Kocaoğlu bu soruya ustaca bir yanıt verdikten sonra genç oyuncu adaylarına gerekli mesajı da iletiyor. Baya küçükken bir şey olduramıyorken hep bahaneleri oluyor seninle çalışmak isteyip çalışamadıkça insanlar. Mavi gözün dert oluyor, sonra başardıktan sonra o avantaja dönüyor. Hmm. İşte boyun dert oluyor, saçının rengi dert oluyor. Bundan sebep olmuyor deyip çok çocukları kırdıkları şeyler oluyor. Hem yeni kuşağa da öyle bir şey söyleyeyim, hiçbir şey onları yolundan vazgeçirmesin. Başardıktan sonra negatif diye anlatılan, dezavantaj diye anlatılan her şey senin avantajına dönüşüyor. Sohbetin sonuna gelirken bu keyifli röportaj için az sonra cümleleri alalım onlardan. Az sonra da işte tekne röportaj verdiler. Plaj. Kaçacak yerleri yoktu. Kaçacak yerleri yoktu. Ömürün bütün sorularını cevapladılar. Güzel sohbete veda ederken filmde çalan keyifli şarkıyı açıyor ve Boğaz'da gönlümüzce eğleniyoruz. Teşekkür ediyorum. Gişesi bol olsun inşallah. Gişi bol olmasa da uzun olsun. Uzun olsun. Al bir dudaktan son bir nefes ver.